Çocuğuma da bir olsun. ...2023 Uzman Eller Projesi'ne Ocak ayında başvuru yaptım. 2023'ün Ocak ayında. Bu benim hayalim, yaklaşık 3 yıllık bir hayal aslında. Sonrasında projem onaylandı. Bu projeye hak kazananlardan biriyim ve şu an hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Şu an burada 500 metrekarelik topraksız tarım terası kurdum. İçerisinde yaklaşık 4800 tür ürün üretmekteyim. Şu an marul ve maydanoz ağırlıklı yetiştiriyorum. Ben bir ziraat teknikeri olarak şu an yaptığım işten çok memnunum, çok keyif alıyorum. Hayallerimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ondan sonra yemeyeceğim. Her maydanozu da yemiyorum. Uzman Eller Projesi, Bakanlığımız tarafından 2020 yılında başlatılan, pilot illerde ilk olarak 4 pilot ilde uygulanmaya başlayan bir proje. Bu projeyle kırsalda sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla uygulanan projelerden bir tanesi. Projemizde üniversitelerin 2 yıllık veya 4 yıllık bölümlerinden mezun olan tarım, ormancılık, gıda konularında, tarımla ilgili hayvancılık konularında eğitim alan 2 yıllık ve 4 yıllık mezunların yanı sıra gene tarım meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin kırsalda istihdam edilerek tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin artırılması, kalitenin artırılması amacıyla uygulanan bir proje. Bu projeyle hem üniversiteden mezun gençlerimize istihdam sağlanırken bir taraftan da tarımsal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca gene bu işletmelerin işi bilen kişilerin, bizzat eğitimini alan kişilerin yapmış olması nedeniyle bu işletmelerin çevresine de örnek teşkil etmesi ve çevresinde yer alan işletmelerin de burada yapılan uygulamaları görüp benimsemesiyle onlar da bu işletmeleri kuruyorlar ve dolayısıyla tarımda, üretimde verim artışı sağlanıyor ve kalite artışı sağlanıyor. Bu yönüyle oldukça önemli bir proje. Tabii bu proje ilimizde 2022 yılında 4 üreticimiz, 4 meslek lisesi veya üniversite mezunu 4 kardeşimiz tarafından uygulandı. Daha sonra 2023 yılında daha fazla başvuru aldık. Bu aldığımız başvuruların içerisinde 16 tane proje başvurusunun şartları uygundu. Biz bu projelerin tamamını kabul etti bakanlığımız, tamamını onayladı. Bu 16 proje başvurusunun içerisinde, şartlar uygun olan 16 başvurunun içerisinde 13 tanesiyle sözleşme imzaladık. Yani 13 genç kardeşimizle sözleşme imzaladık. Bu 13 kardeşimizden, proje sunan 13 kardeşimizden 11 tanesi projede belirtmiş olduğu konuya uygun olarak faaliyetlerini tamamladı ve projelerini hayata geçirdiler. Bunlara da bakanlığımız tarafından toplamda 2.7 milyon Türk lirası destek ödemesi sağlandı. Zaten projeye başvuran yatırımcılarımıza bakanlığımız tarafından 250 bin TL
proje desteği sağlanıyordu. Bu kapsamda toplamda 2.7 milyon 2023 yılı için yatırımcılarımıza destek sağlanmış oldu. Proje konularına bakacak olursak tabii ilimizde arıcılık önemli. Türkiye'de en çok balın üretildiği il Ordu biliyorsunuz. Bu noktada gelen proje başvurularının birçoğu arıcılık üzerine yapılan başvurularıydı. Burada 5 tane üreticimize destek verdik. Onun dışında süt sığırcılığı konusunda müracaat eden, besi sığırcılığı konusunda müracaat edenler oldu. 4 kişiye de bu kapsamda destek vermiş olduk. İki arkadaşımız da bitkisel üretim konusunda müracaatları oldu, seracılık konusunda. Onlara da destek verdik. Toplam 11 üreticimiz bu konuda bizden destek almış oldu. Sektör bazında dağılımını yaptığımızda 9 proje başvurusu hayvancılık konusunda, 2 proje başvurusu da bitkisel üretimle ilgili yapılmış oldu ve biz bunların tamamını destekledik ve şu an bu projeler faaliyete geçmiş durumda.